yavaş size giriş yapıyorum burada. Herkese merhaba. Şu da makarna yediğim tabak gibi görünüyor mu o ya? Ama benim böyle oturdum ortaya çıkıyor musun? Süre kadar. Söylesene kamera bak. Söylesene çok kötü kırınç oluyorum. Lan şu abi. Anladın mı? Ankara çok yakın beni. Tamam. Ben de yaptım. Gökçen senin Olay sevgilin ya. Var mı? Telefonu var onunla ver. Belki bu videodan sonra olur. Ne bu? Kaç bölüm? Kendinizi bir tanıtın öncelikle. Kubilay Yılmaz. Bu kadar. Değil. Babamızın işini falan söylüyor mu? Yani yaşın ben kaç? Işte. 25. 25. Gökçen Çakmak. 23 yaşındayım. Yani haftaya olacağım galiba 2 hafta sonra. Erken bir 3 kelimeyle bir de tanıt videonla. 3 kelimeyle. Hı, şu an. Nocturnal. Müzik falan. Müzik. Baykuş. Müzik. Baykuş. Uzun boy. Ha, evet. Doğru. Şimdi arkadaşlar olay şu. Kızların erkeklere sormaya çekindiği ya da soramadığı ya da sormak istediği soruları ben şimdi bu iki delikanlıya soracağım. Şimdi dürüst olmanızı istiyorum, açık olmanızı istiyorum. Tamam mı? Tamam, tamam. Yemin edin. Yemin ederim. Şerefim ve onur diyeceğim. Ben de yemin ediyorum. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz şu an genelleme yapıyoruz. Sonuçta sizin kendi düşünceleriniz bunlar. Ama herkes de öyle olmayabilir. Bunu açıklamak lazım diye düşünüyorum. Değil mi? Dinçemeyelim. Tam ilk soruya hazır mısınız? Yes. Evet, tamam. Çok hazırım. Bir kızın kişiliği mi önemli, fiziksel görünüşü mü? Kişiliği canım. Kişiliği. Ama yani şimdi fiziği de çok kötü olmasın yani. O da etken. Yani o da öyle de ama kişilik. Kaça kaç mesela etken? 6,5 kişilik. Buçuk. 3,5 da şey. Benim 6'ya 4 falandır. 6-4. Kız çok güzel abi, tamam mı? İnanılmaz güzel. Tamam. Of yani. Evet, tamam. Tamam. Okey mi? Takım. Neye okey mi ama? İlişkiye mi? İlişkiye diyelim önce. Zaten çok güzel kızlar genelde bana bakmıyor. Bir kızın sizden uzun olması bir problem mi? Ben, Kubi'den uzun bir kız. Benden uzunsa bence problem. Bana problem. O kadar da değil yani. Kaç bu arada? 1.92. Bir önce boyun vereyim. Kaldan şaş geldim ya. Benden uzun olursa kötü. Benim için kötü yani. Okey değil. Ama kız taş gibi. Ama çok uzun. Ben ne kadar ben 1.93 kız. Hayır ben zaten 1.80 üstü kız bana çok çekici gelmiyor yani. Çok çekici gelmiyor. 1.85 olsun en fazla yani. Bana da çekici gelmiyor. Benim lisede ilk sevgilim benden uzundu. Abi evet. İyi değildi yani. Ya sıkıntı oluyor. Eğleniyorduk da yani fiziksel aktivitelerde güçlük çekiyorduk. Abi öpüşüyorduk, kız böyle kalıyordu. Ben göğsüne yatıyordum. Ama yani olmuyor. Omuzdaki işler yolunda gitmiyor yani. Kendini çok feminen hissediyorsun. Peki ilk buluşmada bir kızla nereye götürürsünüz? Starbucks. Kahve içeyi falan götürürüm yani. Aynen. Böyle çok epik bir yere götürmem yani. Aynen. Kahve içeceği bir yer. Tabii Starbucks olmasına gerek yok da. Yani daha çok şeyi tercih edersiniz o zaman değil mi? Konuşarak mı? Yani yani sohbet etmeden. Sinema değil mesela. Hayır. Onlar sinemaya zaten. Onu dersen zaten gelmez yani. Aynen. Okey. Sizce hesabı kadınlar mı ödemeli, erkekler mi ödemeli? Bunun bir saçmalık olduğunu. Evet, Alman usulü. Kesinlikle. Ya yani, Alman usulü ya da manitacılık varsa artık zaten paranın çok bir şeyi olmuyor. Bence. Kimde varsa o sırada şey olabilir. Peki ilk buluşmalı. Bence kıza göre değişiyor. Mesela bazı kızlar hiç hoşlanmıyor bu durumda. Hoşlanmadığını anlıyorsan eğer gözlerinden falan. Çünkü belli ediyor zaten. Yok işte cüzdanını arıyor falan hemen. O zaman direkt yani ona da ayıp olmasın diye yarı yarıya ödüyorsun. Yok hayır ayıp olmasına da cüzdan ayıp arıyoruz. Ayıp olmasına da değil de yani bazıları var. Sen öde de cüzdanıma da elime attım. Ha. Onu diyecektim vardı diğer sebebi. Ben yapıyorum. Balık atıyor. Yok ya. Ya balık atmıyorsun da. Anladın mı? Hani cüzdanımı bulamadım. Evet abi ya beklersen olur. Tamam ben de bulamıyorum. Ben çıkıp ödemeyi sevmem abi. Niye ben ödüyorum anladın mı? Madem öyle o da ödesin onu. Yani bu ya çok boş değil. Doğru. O yüzden Alman usulü bunun evet, şeyi bende. Peki sen mesela de... ilk buluşmada ha evet. Hayır, bende de aynı. Sadece belki ilk buluşmada ben ödeyebilirim yani ilk buluşmada. Ama geri kalanında kimde parası var? Ama bazının yakılması gerektiğini düşünüyorsun değil mi? Evet kesinlikle.
Peki mesela kız ilk buluşmadasınız, tamam mı? Siz hani centilmenlik yapıp işte ben ödeyeceğime geçtiniz. Tamam. Kız hiçbir şey yapmıyor. Yani ben ödemeye kalkışayım, işte cüzdanımı el atayım, hiçbir şey yapmıyor. Sizin ödemenizi yani bekliyor. Tamam. Hayır tamam, ödeyeceksiniz artık. Aha. Yani kız bir şey yapmıyor çünkü. Tamam. Ama bu sizde nasıl bir intima bırakır? Yani. Aynen. Yani çok da etkileyemez herhalde. Biliyor musun? Kızın tavırlarına bağlı ya. Kız böyle ilk oturma böyle gıcık ettiyse falan. Evet evet. Hiç çıkarma ödeyen el oturmuyor. Hatta hani bekliyorum yani. E hadi falan diyorum. Bir şey yapmam abi lan. Evet evet. Oyun oynarken hoşlandığınız kızın mesajına cevap verir misiniz? Hep verdim. Gerçekten mi? Hadi ben de veriyorum. Evet. Vermek istemiyorum ama veriyorum. Biz telefonda konuşuyoruz. Oyun oynuyor. Yani soru oyun oynarken bir saniye oyunu bırakıp kıza cevap verirsin. Evet, aynen. Çok öldüm o. Aynen öyle gerçekten oluyor. Gerçekten. Helal lan. Öyle oluyor. Yani bırakıyorum. Mesaj izliyorum. Oluyorum, sonra bırakıyorum ama. Yani ölüyorsun ama yazıyorsun. Ama peki bunu mesela gerçekten onunla konuşmak istediğiniz için mi yapıyorsunuz? Ayıp olmasın. Ayıp yememek için mi? Kıçırıp yememek için mi? Hayır canım ona değer verdim. Twitch'in yapıyorum. Ay, yok canım. Sağ ol bizi. Saçma. Niye ya? Niye topluyorsun? Ben adam değer veriyorum yani. O yüzden. Her sevgilinde bunu yaptın mı yani? Hayır. Yok ben de. Benim şey yaptığım bile oldu yani ikimiz. Uyuyor taklit ediyorsun ya şekilsiz. Sabah kadar uyanırdım da oldu yani. Evet oldu. O daha lise yani daha lise. Lise bunun da daha çok oldu. Ben de cevap vermem. Uyudum diyorum sonra sabah işte. Abi biz niye cevap veriyormuşuz? Ama oradayım deyip bir hiç basamazsın. Bu çok duyduğum bir şey bu arada erkekler arasında. Örgülü saç ya da örgülü o tarz şeyler. Erkeklere böyle cazibeli geliyor mu? Ama nasıl bir örgü? Katar örgüsün. Aa hayır. Örgü çeşidi. Ya ne bileyim dümdüz bir örgü de olabilir. Şimdi bir balık sırtı var. Kendisi örgüsü de bir şey vardır yani. Ters balık sırtı var. Hollanda örgüsü. Kardeşin örgüsü. Ya yakışıyor. Yakışana yakışıyor. Yakışıyor, yakışıyor. Ama böyle şey tarzı duydum. Biraz fantezik görenler varmış mesela bunun. Ha kötü şey sokmaya istedim. Ne yapabilir ki ha? Bunu gerçekten duydum orada. Yani vardır da bilmiyorum. Bende hiç öyle bir şey olmuyor. Örgüden kastı şu örgü mü? Kızlarda rahatsız edici bulduğumuz şeyler neler ya da şey? Söyleyeyim mi? Babet. Nefret ederim. Bak gerçekten babet gençlerden nefret ediyorum. Bilmiyorum. Hiç güzel gelmiyor bana. Benim de küçük gençler duyuyordu. Hiçbir güzel gelmiyor. Ben hiçbir kıza yakıştırmıyorum. Haklısın. Ben de hiç sevmem bunu. Bir tane flörtleştiğim bir kız vardı mesela. Umarım izlemiyordur ya. Neyse kız çok erkekti tamam mı? Böyle sürekli arabalardan bahsediyordu. O öyle şeylerden bahsediyordu. Motors yani o kanal. Mesela ben bir germiştim anladın mı? Çünkü benim ehliyetim falan yok. Umurumda değil yani. Anladım. Böyle şey falan da kötü. İşte takım tutan kızlar var ama böyle fanatik gibi. Evet. Mesela Fenerbahçe forması evet. Falan. Fenerbahçe Galatasaray maçı gibi. Fotoğraf atıyor falan yani. Anladın mı? Ama lisede yapıyordum olur mu? Ya bilmiyorum. Evet, lisede bilmiyorum. Okey lisede. Çok olay geliyor. Kötü yani. Yani maç günü forma giyip kız fotoğraf attım ama garip gibi. Evet ya. Şey ama siz şu an takım çok fanatik olmadığınız için bence. Evet şurada Beşiktaş bayrağı var ama. Ben kendim bari kaçırıyorum. Ya bence fanatik bir erkek olsa, ya hiç fanatik erkek arkadaşlarım yani, ama. Bence fanatik erkek de hoşlanmıyordum. Değişir yani. Çok hani belki gibi. Çok maçaları şey var böyle de onlar hoşlanır belki de hani. Samimiyet siyahlığı için mi peki? Çok hayır, bence boş erkeksi geldiği için mi? Bence çok erkeksi oluyorum. Seven illa vardır ama azdır. Ben çok azdır yani. Evet. Peki kadınlar futbol olsun ya ne yapayım yani. Kadınlar futbol oynayamaz mı? Yok oynuyorlar. Hatta ben ilkokuldayken futbol takımındaydım. Karşı takımımızdaki orta sahaları 10 numaraları kızdı. Bak. Ve hepimizi yeniyordu. Hepimizi yeniyordu. Şey yani. Demek ki çok erkeksi hobileri olan kişileri sevmiyor. Hayır erkeksi aynen. Hobi değil abi. Yani hani erkeğin de fanatiğini döverim anladın mı? Onu da sevmiyorum yani. O adam da bana çok boş geliyor. O da boş geliyor yani. Genel olarak bir fanatiklik olayı boş bir olay. Aynen. Olay fanatizm yani. Bimbo mu istiyorsunuz? Ha? Bimbo. O ne lan? Sarışın aptal kız. Hayır öyle bir şey demedim. O da bir sorun bu arada. Aptal demedik ki hiçbir zaman. Ya bir şeyin abartısını yapanını sevmiyorum. Siz de abartısını yapıyorsunuz. Ne yapıyorum? Oyun, müzik. Hayır abi. Nasıl abartı? Saçmalık. Peki bir kız sizden daha zekiyse ya da daha maddi açıdan iyi durumdaysa bu bir problem mi? Bence zekiyse yani daha çekici. Daha çekici. Gerçekten mi? Bence de. Daha çekici ama maddi yani bilmiyorum kızdan kıza değişir yani. Gidip de parasıyla böyle şov falan yapıyorsa tabii ki de itici yani. Ya kız zeki olmasından değil de böyle ben acayip zorlanıyorum muhabbet ederken. Tamam çünkü sürekli şöyle bir şey hissediyorum. Kendimde çok büyük bir yük hissediyorum anladın mı? Sürekli böyle güzel bir topik bulmam gerekiyormuşçasına illa bir şey var ama hani zeki kız
bilmiyorum, zekilikle de alakası yok bence. Mesela bazı kızlar oluyor, kız direkt o yönlendiriyor, o muhabbet açıyor falan, sonra sen bunları yapar mısın'a getiriyor, sonra bir anda sen de muhabbete giriyorsun. Hı. Mesela öyle kızlar çok iyi, sizi çok seviyorum. Gökcan'ı bulun öyle kızlar. Yani, bir tane çok yakın erkek arkadaşınız var, hı, tamam mı? Bu erkek arkadaşınız kız kardeşinizle ya da ablanızla çıkacak. Bu bir problem mi? Yani bak ben bunu kendi... Yaşları önemli ya. Ha tabii, yaşı zaten önemli. Ben bunu kendi arkadaş ortamında sürekli konuşuyoruz. Tamam böyle muhabbet. Yani bunun evet, mahalleleri evet, dönüyor yani sürekli. Genelde herkesin bir şey oluyor. Bakmış mı oğlum? Farkısın olur mu? Bilmiyorum mesela, şeyi düşünüyorum. Şimdi başkasıyla çıkmasını alsa tanıdığım bir... Yok olmaz. Olmaz işte. Benim buradaki şeyim ne biliyor musun? Hani ve takılıp bırakmamaları için hani daha geç çıkarlarsa hani evlenme olasılıkları... <Aynen. gülüyor> Kızı beğendiniz, hı-hı, ama sevgilisi var. Ayva! Sevgilisi bir şey yok, asla aşka yani. Aşka bana hani yoksa bir adım atma, bir şansla deneyim. Ayıp, asla. Uzak ilişki hakkındaki düşünceler. Aa! Bu soruyu çok istiyordum. Ben tek cevap versin mi? Yani bence... Yürümez. Zor. İlk başta klasik zor oluyor falan filan. Sonra alışıyorsun. Ben şeyi seviyorum, uzak ilişkinin şeyine alıştım yani. Çok fazla görüşemediğin için harbiden buluştuğunda daha çok özlemiş gibi oluyorum. Hoşuma gidiyor yani. Daha çok özlüyorsun. Sen kaç yıl? Ama şeyi de sevmiyorum ya. Yapıyorsun, onu da söyle. 2 sene oldu mu? 2 sene. 2 sene uzak ilişki değil. Mesela yani asla yapılacağını ama düşünüyordum. Ama çok çok kabul etmem zaten. Kübülere kadar yani. Yok, yok. Ben yapamam mesela. Yani ama işte iki kişinin toleransına evet, bağlı kesinlikle abi yani. Evet, doğru, tamam. O aynen, ikiliye bağlı yani biraz. Doğru. Çünkü bir kızın geçmişinde çok fazla erkek var. Bu sizin için bir problem mi? Hayır, yani, o sorun değil yani. Bu bir problem değil yani. Yok, değil değil. Yalan mı çıkmadı mı? Hayır, istediği sonuçlar alamıyor. Bak şey ama yanlış kişiler de olur. Hayır. Yiğit abi dünyanın en relaks iki insanı. Evet, her şey evet. Tamam aslında istediğim cevaplar oluyor. O yüzden arkadaşız galiba ama şey olacak yani. Sikin geneli bu değil ya. Değil yani. Yapacak bir şey yok. Evet, neyse. Bir kız, bir erkeğin ondan hoşlandığını nasıl anlar? Çok açık değil mi ya? Bunu anlamıyor mu kızlar gerçekten? Yani anlamıyorlar bazıları mesela. Vay elayi falan. Doğru diyor ama bence haklı yani. Sonuçta çok açık bence. Anlamıyorsa eğer anlamıyorsa çok açık şekilde söylerim yani. Bilmiyorum ki. Hayır ya başta yeni ha, konuşuyorsunuz. Ya, mesela ben sen vibe'ı ben alırım. Tamam ya, bir kıza şu an şey vermemiz lazım bizim. Hint vermemiz aynen, lazım. Aynen aynen. Hani bir kız, bir çocuğun sana yürüdüğünü nasıl aynen, anlaması? Aynen aynen. Bunu hiç diyorum. Ben bak ben nasıl veririm biliyor musun? Ben genelde sallıyorum mesela. Genelde mi? Genelde. Yoksa yani şöyle mesela Emre abi benim anlatabilme şeklim şöyle. Şimdi konu bir şekilde müziğe giriyor, tamam mı? Sonra ben bir şarkı atıyorum. Ama şarkının sözlerinde bir anlam oluyor. Eğer aptal değilse şarkının sözlerine bakıp anlayabilir bunu. Kızın gizli bilmiyor. Tamam, sözlere bakıyor. Çünkü özel küme. Şey artık Kubi'nin nasıl sizden hoşlandığını anlayabilirsiniz. Yani artık bana müzik yapıyor. Dur sen de söyle. Yani böyle spesifik ya bir şey, şey var mı? Zaten muhabbeti sürekli devam ettirmeye çalışıyorsam acımasız evet, bir doğru şekilde demek ki hoşlanıyor. Smart face atıyor. Bitecek. Bitecek. Ama bak bu şuradan da patlayabilir. Yani. Mesela sürekli konuşuyorsunuzdur ama kızın muhabbetini sevmişsinizdir. Yani arkadaş olarak eğleniyorsunuzdur. O yüzden konuşuyorsunuz. Hayır abi, önce bir sevgili olunur mu diye oluyorsun, sonra arkadaş oluyorsun kızlarla. Hepsi öyle yani. Ya her kıza ilk olarak sevgili olunur. Buradaki herkes bende o süzgeçten geçti yani abi. Önce bir bakıyorsun sevgili olur mu? Tamam, olamadık, arkadaş olsun. Bir dakika, olamadık mı? Olamadık abi. İlk adımı kız mı atmalı, erkek mi? Fark etmez ya. Kız da atabilir. Atar, ama hani genelde şey gibi bir durum var ya, hep erkekten bekleniyor falan, bu konuda ne düşünüyorsun? Abi ata erkek düzenim falan diyor. yani mesela bir kız ilk size ilk adımı attı mesela. Hoşunuza gider mi? Daha çekici olur mu? Benim gider, net gider. O derim. Çünkü de göz özgüvenli. Aynen. De göz güvenli geldi, şimdi hoşuma gider yani. Ama kızı beğenmedi. Dediniz. Hiç yoktan konuşma. Gelmiş yani. Bir şansını bari sohbet edelim yani. Hani kişilikti daha önemli olan şey. Ama kız gelmiş şimdi. İyi dedim. Çok iyi dedim. Hayır işte sonra özgünlerini beğendiniz ama sonra kızı kişiliğini beğendiniz, ama muhabbeti de iyi ama kızın tipini beğenmediniz. Ama işte bunun cevabı verdik ya. Işte. Abi, onun bir kat sayısı var işte. O kadar i̇şte. Kötüyse eleniyor yani. Aynen. Bir de şunu soracağım. Erkek arkadaş grubunuzda konuşuyorsunuz ya. Evet. Ne konuşuyorsunuz? Boş ya. Bak sana yine benim son konuştuğumuz konuştuğum. Bak son konuştuğumuz konu şuydu. 6-7 kişi falan dedik ki herhangi birimizin kızı var, tamam mı? Kızı oldu. Benim de oğlum var. İlişkisine izin verilmiş. Ya da hatta bak tamam. Aynısını biz de konuştuk.
Erkek arkadaşlarınızla dertleşebiliyor musunuz? Tabii. Evet. Ben bir soru sorabilir miyim? Ben mesela şeye çok şaşırmıştım. Genelde kızlar kendi aralarında işte yaşadıkları cinsel deneyimi, sevgisi olsa da falan rahat rahat konuşabiliyormuş, tamam mı? Kendi arkadaşlarım. Ama mesela tabii benim çevremde hiç o muhabbet dönmüyor. Evet, yani erkekler... Nasıl hiç cinsellik konuşmuyor? Hayır, hayır, öyle bak. Mesela takıldığın bir kızla konuşuyorsun, tamam mı? Ama sevgi yaşadığın şeyi... Neler yaptığını yani anlatmıyorsun. Mesela yani şey oluyor, dün beraber kalmışsın, diyor ki dün nasıldı? Güzeldi kanka. Ama gidip de... İdeal kombininiz ne? Kıyafet açısından. Ben şeyi çok seviyorum hani eşofmanla böyle işte etek metek falan böyle beni çok çekmiyor da eşofman falan benim daha çok hoşuma gidiyor böyle. Ben sporcuyum, daha sporcuyum, daha çok hoşuma gidiyor. Street style diye. Aynen, street style diye. Sende de mi öyle? Street style daha. Tamam, günümüzün modası yani. Ya, aynen. Kölesiyiz yani. İşte Amerika'da ne varsa aynen. Yani hepsini okeyiz yani. Sivilceli kızlar bir problem mesela. Bir kızın yüzüne çok sivilce olmuyor. Hayır, güzel olmuyor yani. Ya çekici gelmiyor yani. Çünkü. Aynen yani. Yani gidip yargılan, bu ne lan bu surat ne demem de ben ilgilenmem yani. Evet. Ben ilgilenmem. Yani. Ama sizde de sivilce var mesela. Tamam, o da benle ilgilenmesi. Yani. Bir sorun varsa. Yani, ne yapabilirim ya? Hayır, sende sivilce varken sen nasıl karşındakinden de sivilcesiz olmasını beklersin? Yani, çok yok. Saçma bir şey. Bazı yani. Bunun için yardımcı olamam sana. Üzgünüm. Akne problemi var kızın yani. Bu lejini alırız ne? Güzel. Sen bakıyorsun ki böyle iyimser cevaplar istiyorsun. Senin için dermatoloğa gideriz. Yaparız yani. Oraya da gideriz. Neyse, sorunu çözeriz. Yeter, bir birlikte olalım. Ama geçti. Senin için sonuçta. Tanıyı burası için. Ben giyiyorum bir kere tam şu an. Tam bu an. Ve haftalarca. Bu hala konuşuluyor. Bunu fotoğraf için mi değil? Var var. Fotoğraf var, onu da gösterelim izleyicilere. Şurada. 80'ler bölümünden. Çok tatlı. Aynen, çok tatlı oldu. Tamam, hadi kapatalım o zaman videoyu. Bilmiyorum. Ben şimdi şöyle yapıyorum. Ne? Buna pusu atmak deniyormuş. Ne atmak? Şuna yani. Favori kategoriniz. Amatör benim. Benim de amatör. Gerçekten. Amatör. Aç. Benim amatör.